Değerli izleyiciler, merhaba. Hanım Ağa'nın yeni bölümünde İzmit Akmeşe'deyiz ve Vefa Harası'ndayız. Atlara olan sevgimi zaten hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bu güzel harayı birlikte gezeceğiz. Vefa Harası'ndayız. Tam kendimize göre bir çılgın at bulduk. Çünkü buraların en çılgın atı buymuş, doğru mu? Aynen. Aynen doğru, çılgın at. Bir de kendisi de zaten özel bir at olduğu için özel ilgi gösteriyoruz ona. Peki ırkı nedir? İngiliz atı. Evet. İsmi? İsmi şu anda yok ama Fobey diye hitap edebilirsiniz. Fobey. Evet. Fobey. Eyvah. Vallahi bir bakıyor ki böyle bir kafasını atsa böyle hepimizi her an dağıtabilir değerli izleyiciler. Mustafa. Yok, durumumuz efendim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Vefa Harası'nda ne kadar zamandır çalışıyorsun? Ben yaklaşık 2 yıl oldu. O bayağı da olmuş. Evet. Sen Urfa'dan buraya geldin. Evet, Urfa'dan buraya geldi, gurbet diye işte. Geleli. 2 sene oldu. Yok, 2 sene değil de burada 2 senedir çalışıyorum. Genel olarak 13 yaşımda gurbete çıktım. 15 senedir gurbetteyim. Peki atlarla ilgili işler mi yaptın o kadar zaman içerisinde sürekli? Evet, 15 yıldır hep atların işindeyim. Atlarla beraber büyüdük diyebiliriz. Nereden geldi bu sevgi? Sevgi aileden gelen bir şey. Biz de işte dayımız, amcamız atçıydı böyle. Onlar bu mesleğe başvurdular. Biz de geldik işte at diye. Evet. Okulu falan bıraktık, ağaçlara koştuk işte. Çok güzel ve en sonunda başına Fobey de geldi. Bu atla atçılığa veda etmeyi belki düşünüyorsundur, bilmiyorum ama. tabii kendisi. Kameraman arkadaşıyla düştü. Karlarda çektiğimiz için efendim olabiliyor böyle yani şeyler. Yani böyle zorluklara katlanmak lazım bazen. Aynen öyle. Sorun olmaz. Buraya mı giriyoruz şimdi? Evet, oraya gireceğiz, bineceğiz işte. Bugünkü idmanını yapacağız. Evet. Şimdi kameramana gülerken ben topuklu ayakkabıyla padoğa girdim. Değil mi? Yani yani o da yok. Sanki çok şey yapıyormuş gibi. Aman yarabbi. Vereyim ben. Tamam, siz durun. Peki. Gel oğlum, gel. Gel, bir şey yok. Aferin oğluma, aferin. Sen iyisin. Gel. Oğlum bak kamera. Bir de bulamazsın bu fırsatı, kaçırmasın sakın. Hanıma, siz buradasınız değil mi? İyi. Ben buradayım. Ben bayağı bir girdim yalnız bu çamurların içine. Çamurların içine girdiniz. Mecburi. Hayat şartları kolaydı. Aynen öyle, ne yapalım. Bu yine iyi. Geçen hafta gittiğimiz harada tabii daha farklı bir zemin vardı. Şuraya kadar çamurun içine girdik. Şimdi o yüzden burası bana lüks geliyor. Ne lüks yani, padok. Yani. Padok deniyor değil mi buraya? Padok deniyor. İşte burada bineceğiz bunu. Evet. Ondan sonra artık bunun işi biter. Şimdi burada da Serhat var. Serhat, evet, gel. Serhat. Sen kimsin? Bir anlat kendini bize. Ben Serhat Kansu işte. Aprantiyim. Vefa Harası'nın da aprantisiyim. Evet. Burada çalışan taylarımız var işte. Yarış koşacaklar. Bunları eğitiyorum burada. Sonra genel olarak hipodromdayım zaten. Orada da at çalıştırıyorum. Yarışlara katılıyorum. Böyle yani burada işte taylar eğitiliyor. Sonra gidip yarışlara katılıyorlar işte. Evet. Onların burada genel olarak her şeyi bize ait. Ekip olarak çalışıyoruz işte. Güzel, sıkıntısız bir çalışma ortamı var. Evet, çok güzel. Az önce atın kahküllerini düzeltiyor. Aynen şöyle yaptı. Geldi böyle. Böyle yaptı. Gel bakayım. Senin şurada bir saçlarını bir düzelteyim. Şöyle düzeltti saçlarım. Dedi. Böyle gelin, canlı yapın. Sorun olmaz. Isırmasın beni. Yok siz şey yapın. Vallahi geliyor, baksana. Yok. Böyle tam elleyebilirsiniz böyle. Aynı bu şekilde. Kıyamam ben sana. Bak şimdi, peki hırçın bir at değil mi? Çok. Şimdi Haydar bizim dedi ki ben buna binerim. Şöyle batlar aylara böyle bir. Bineversin dediler. Neden dedik? Ben zor biniyorum dedi. Yani sen bile zor biniyorsan ya, biz hepten korktuk şimdi. Binebilir aslında ama şu anda tay kendisi. Yani evet. Toplasak yani şurada bir aydır biniliyor ve her şeyi yeni öğreniyor. Yeni öğrendiği için de hani bana uyuyor kendisi şimdi. Anca hiçbir şey bilmediği için. Evet. Hani ben öğretiyorum, ona göre gidiyor. Şu an üstüne yanlış birini bindirirsek yanlış hareketler yapabilir. Duydun mu Haydar? Çünkü yeni öğreniyor her şeyi. Üstüne yeni binilmiş. Veyahut da şu ağzındaki kantarma demirinin hani ne işe yaradığını. Evet. İşte yeni öğreniyor.
Şu an şimdi bilmeyenler için söyleyelim. Tabii buradan çektiği zaman ne oluyor? O da atı frenliyor değil mi? Tabii hani ama onu yeni öğrendiği için üstünde yanlış bir harekette yanlış hareketler yapabilir. Yani. Aman aman maazallah diyelim. O zaman sen şimdi Serhat buna binmeden önce bir de bize şu dizi hikayelerini anlat. Serhat bu arada dizi oyuncusu. Oyuncusu derken hani bir bölüm oynadık ondan sonra kaldırıldı ama. Senden sonra mı kaldırıldı dizi? Yok bayağı bir devam etti. Aman dedim şimdi ayağını sürme bizim. Kaldırıldı ama öyle bir abim işte tarafından işte diziye demişler hani Ankara'da kim var? Evet. İşte Serhat var bizim oynar. Bir bölüm öyle çektik atlarla yarış oldu. İşte birincilik falan. Hangi yine diziydi bu? Külü Ateş dizisiydi işte. Evet. Öyle bir oynadık. Anladığım kadarıyla sen oynadıktan sonra hayli reyting almış. Reytinglere dayanamayan kanal. Kanal. Bu kadar reyting almayalım. Diğer diziler üzülüyorlar diye zannediyorum ki herhalde yollarını tabii, ayırdılar. Tabii başka yerlerde de başvuru teklifleri gelip de getirdik. Gerek yok ne gereği var. Aynen. Gerek yok. Şu an Çiftçi TV var arkamızda. Oo bir daha söyle. Tabii. Şu an Çiftçi TV var arkamızda. Aynen öyle. Sırtımız yere gelmez. Gelmez kesinlikle gelmez. Şu gözlüğü merak ettim. Buyurun. Vallahi merak takacağım onu. Bakayım. Sorun ne takabilirsin. Takacağım. Bakayım nasılmış. Ay çok havalı bir şey bu. Vallahi süper oldu. Nasıl? Değişikmiş ama. Neden koruyor şimdi? Güneşten koruyor. Rüzgardan. Evet rüzgardan asıl. Rüzgarı asıl gelen hani çalı çırpı toprak. Tabi hızlı gittiğin için herhalde tabii ya, gözüne hani rüzgar gelebilir. Sana şöyle hemen şunu aksesuarını geri verelim. Tam haydarlık bir şeymiş bu. Evet. Haydar'a taksak tam. Hatta takacağım dur bir dakika. Haydar gel. Bu program senin programın oldu Haydar. Bir şey söyleyeyim mi? Yok gerçekten ama. Şu panto. Bu gözlükler de Haydar. Baban seni kanala almayacak. Bu arada tabii kanalımızın efendim genel müdürünün oğludur Haydar. Çok sevgiler buradan kendisine ve Haydar'ı özünü hemen geri döndürelim. Gözlüğü de sahibine verelim. Peki. Şimdi o zaman Serhat ata binecek değerli izleyiciler. Bizler de bakacağız. Nasıl biniyor? Bunun işin triklerini de bize göster. Ata binmek nasıl olur? Nereye basman lazım? Kendini nereden kaldırıp şöyle bir attırman lazım? Basmak derken lazım. Yani ben yardım alaraktan biniyorum zaten. Peki. Şu anda şunu verirsen. Tamam. Evet bakalım ata nasıl binilirmiş değerli izleyiciler. İlk binerken biraz korkuyor insan ama ondan korkma sonra dersen şu anda kantarmamızı toplayıp biniriz. Ondan sonra tabii ki tutan kişinin de önemli. Ve ben böyle tutuyorum. Evet. Serhat'ı bindirdim hatta. Bu kadar basit aslında. Aynen. Ya basit derken zor şeyler de mesela birden durmayabilir, fırlayabilir. Onun için dikkatli tutmak lazım. Bunlar dikkatli çocuk çünkü lazım. Hala her şeyi yeni öğrendiği için çocuklar yani. Peki o zaman evladımla şöyle bir tur at da görelim. Tamam. Peki. Gel oğlum. Peki öyleyse şöyle yapalım değerli izleyiciler. Serhat ata binmeye devam etsin. Biz de çiftliğin çalışanlarıyla birlikte Haran'ın içerisinde gezelim. Ne dersiniz beyler? Peki gidelim. Haydi sorun buyurunuz. Olmaz. Şu görüntünün üzerine aklıma ne geldi değerli izleyiciler biliyor musunuz? Hani Şener Şen'in bir filmi vardı. Ormanın içinde atla gidiyordu sonra at boş geri dönüyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Serhat bir şey biliyor. Babamın sınıfı tatildeydi. Babam sınıfı tatilde aynen öyle. Büyük orada ustalar, büyük oyuncular, büyük filmler bunlar. De haydi gidek öyleyse biz de. Peki. Şimdi Hilmi'yi de alalım. Hilmi! Yetiş bize! Peki. Biz o sırada şimdi
Mustafa'yla değil mi? Evet. Mustafa'yla sohbetimize devam edelim efendim. Harran'ın içerisinde geziyor olacağız. Burada sabahtan hayat nasıl başlar? Burada sabahtan hayat, şimdi sabah kalkıyorsunuz tabii ki, ilk önce bir kahvaltı falan yapıyorsunuz. Hı. Ondan sonra geliyorsunuz mesela iş elbisesini giyiyorsunuz. Evet. Geri batları mesela altı olsun, üstü olsun yani. Gübresini falan affedersiniz alınıyor. Ondan sonra atların üstü falan temizleniyor. Evet. Dediğim gibi böyle sırayla padoklara salıyoruz. Mesela her şeyin bir ayrı bir bölümü var. Çok güzel. Dikkat edin. Sorunlarımız. Rüya gibi burası şu anda. Bir dizi vardı hatırlar mısınız? Manuela. Böyle Manuela'nın da böyle bir çiftliği vardı. Sen bilir misin onu? TRT3'te yayınlarlardı bizim çocukluğumuzda. Manuela ile Isabel vardı. Isabel duydum da pek izleme şansım yok. Evet, o bizim çocukluğumuzun dizisiydi. Değil mi? Hatırlıyorsun Kenan. Çok güzel bir diziydi. Şimdi aklıma o geldi. Müziği de vardı. Dın 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 Manuela falan diye giderdi böyle. Masal gibi. Aynen. Peki işte. Sabah saldınız padokları, hayvanları. İşte gördüğünüz gibi mesela bunlar anne adaylar hepsi. Evet. Anne olacak ısıraklarımız. Ondan sonra taylar var tabii ki de hepsi ayrı bölümlere salınıyor. Mesela çok bunlar güzel. Buradaysa taylar bu arka padokta bir yerimiz var, oraya götürüyoruz. Ondan sonra değişiyor. Yarış atlarımız var iki tane zaten orada. Onlar şu andaki içeride duruyor. İstirahata geldiler bunlar. Evet. Salıyoruz böyle işte, o biz onları dışarıdayken o arada atların yemlerini, yiyecek olan yemlerini falan hazırlıyoruz. Hı hı. Zaten suları var önünde. Yemlerini falan hazırladıktan sonra her şey hazır, tam tesisat. Burası da gördüğünüz gibi işte mesela altını üst falan yapıyoruz hepsini. Ot, altında eksik ot varsa ot açıyoruz ya da dalaş varsa dalaş açıyoruz. Hı hı. Saat kaça kadar diyeyim? 3-3.30'a kadar böyle padoklarla kendilerine yaylanıyorlar, otlanıyorlar, geziyorlar. Hırsını atıyorlar. Ondan evet. Sonra içeri alıyoruz tabii ki. Hırsını atıyor. Evet, evet. Bu çok önemli. Değil mi? Çok önemli. Biraz o noktadan dilersen bahsedelim. Atı kapattığın zaman demek ki bir enerji birikimi yaşıyor hayvan. Enerji birikimi. Çok oluyor öyle. Mesela evet. Bir atı içeri kapattığınız zaman, hani özellikle yarış atı mesela. Buradakiler pek sorun olmaz da hani salarsınız. Gider hırsını atar. Yarış atı özellikle hırsını atması için yani hep dışarıda olması lazım. O içerideki hırsını o anda dışarıya verir. Yani zor bir durum yaşatıyor yanındakilerine. Evet. O zaman her gün mutlaka dışarı çıkartmamız lazım. Evet, evet. Yani şartlar uydukça çıkartmamız lazım. Tabii ki hani kar yağdığı zaman, soğuk olduğu zaman öyle o şekilde çıkartma şansınız yok. Evet. Mecburiyetten yine içeride kalıyor. Peki beslenmesi nasıldır bu hayvanların? Ne yer? En çok neyi sever? En performansını artırıcı gıda türü nedir? Şeyle, vitaminle ilgili, yiyecek şeylerle ilgili. Mesela hani yeme şeyleri, vitaminleri çok değişik. Özel tozları var bunların. Evet. Ondan sonra yem konusunda değişik yemler var. Avrupa yemleri var, yulaf var, ezme var. Hı hı. Mesela otu yoncayı çok severler. Hani işi bitti mi verirsiniz önüne, onu yerler. Hı hı. Onlar çok şey, zorlanan şeyler. Yani zorlanan şeyler derken mesela onu uygulayabilmek zor. Orantısını doğru evet, belirlemek lazım. Evet, orantısını peki, mesela. Hani, evet. Verilirken bir vitamin dersiniz, bir ölçek mi veriliyor? Kalkıp da ona iki ölçek atarsanız hata yapmış olursunuz. Peki bununla ilgili olarak bazı bilgisayar programları var mesela. Bu bilgisayar programları üzerinden hesaplayıp da verebiliyorlar üreticilerimiz yemleri hayvanlarına. Siz böyle bir sistem kullanıyor musunuz? Yoksa aslında zaten göz kararı biliyoruz, o şekilde mi ilerliyoruz diyorsunuz? Yok yok, tabii ki biz mesela Avrupa'yı aldığımız zaman onun öncesinde katalog var. Bakıyoruz mesela bu yemin içinde neler var, mesela bir şey olarak, katkı olarak ne tür çeşit katkılar var. Ona göre mesela seçiyoruz, diyoruz ki bu yem 3 çeşit varsa, diyoruz ki tamam bir çeşit bizim atlarımıza, o yarış atlarımıza, evet. Yarış atı yemi olarak onu kullanıyoruz. Yani hayvanın türüne göre, içinde bulunduğun mevsime göre bunlar değişkenlik gösterebilen faktörler. Tabii tabii, çok önemli şeyler. Mesela ediyorum. Onu değişik verir, diyelim ki olmadık, onu değişik bir yem verdiniz, evet. O yüzden atı bozmuş olursunuz. Yani. Hı-hı. Kötü olabilir. Yani alışkın sistemi mutlaka devam ettirmek lazım anladığım kadarıyla. Aynen aynen, o çok önemli olan bir şey zaten. Evet, peki sen daha önce jokeylik yaptın mı? Yok, ben jokey değilim. Ben işte at yetiştiriyorum. Ben zaten burada şu an geçici olarak buraya geldim. Ben genelde İstanbul'dayım. Veli Efendi'de kalıyorum. Oo.
Evet. Bir anlatsana oranın bize atmosferini, Veli Efendi gibisi var mı? Yani hani şimdi beyler heyecanlar duyar büyük ihtimalle. Çünkü benim birkaç arkadaşım kesin var. Yarış atı zaten. Evliler. Diyorlar ki Veli Efendi'deki atları hanımdan daha çok seviyoruz bazen çünkü onlara daha çok bağlanıyoruz diyorlar. Hani gönül bağı anlamında tabii ki değerli izleyiciler bu benzetmeyi yaptım. Çünkü at insanı kendine bağlayan bir canlı. Aynen. Veli Efendi'de de mesela hani buradaki durumlar da Veli Efendi'deki yarış yerinde de durumlar çok değişiyor. Mesela evet, burada sararsanız oldu bir tane fazla şey yapmazsınız. Hani önemsiyor değil de fazla ilgi göstermezsiniz. Burada ne kadar ilgi gösterirseniz de hani bir anlamı yok. Ama Veli Efendi'de yarış koştuğunuz zaman ne kadar çok ilgi gösterirseniz o kadar iyi olur. Hayvan onu anlıyor ve ona göre daha çok motive şekilde koşuyor belki de. Tabii tabii, yani onu çözmek de önemli. Mesela ilgi gösterdiğiniz zaman zaten her türlü sizi anlıyor. Evet. Anlıyor ve o git günden güne mesela at yürür. Bakıyorsunuz mesela atın rengi değişiyor, atın kendine neşe geliyor. Evet. Kendinden emin oluyor. Yani o da sizden kaynaklanan bir şey tabii ki. Yani yanlış bir benzetme midir bilmiyorum, emin değilim ama hanımlara da lütfen böyle ilgi gösteriniz değerli beyler. Yani atlardan yola çıkarak tabii ki bir benzetme yapmak istemem. Hoş değil ama diğer taraftan... Kadınlar baş tacımızdır. Kadınlar ya, baş tacı ve bakın at bile, yani at bile. Hani çünkü at niye at öğreninden yola çıkıyoruz? Şu an haradayız ve at da insanla en çok iletişim kuran hayvan olduğu için ondan yola çıkarak örnek veriyorum. At dahi onunla ilgilendiğiniz zaman bunu anlıyor ve size aynı ilgiyle yanıt veriyorsa birbirimize karşı da böyle olmalıyız. Beyler mutlaka hanımlarınıza karşı ilgi gösteriniz efendim. İletişim kurunuz. Aynı şekilde hanımların da beylere karşı bunu yapması lazım. Bu sadece ikili ilişkilerde değil, okulda öğretmen öğrenci arasında bile aynı ilginin bulunması lazım. Bak diyor ki ata ilgi gösterdiğimiz zaman Veli Efendi de at motive oluyor. Daha bir istekle koşmaya başlıyor. İşini istekle yapıyor. Dolayısıyla hayatta birbirimizi koşturacağız. Aynen aynen. Hayat bir yarış çünkü hepimiz koşuyoruz şu anda. Aynen aynen. Koşacağız ve başarıya ulaşmak için. Efendim şöyle diyebiliriz. Dünya bir Veli Efendi hipodromu. Hepimiz birer yarış atıyız. Birbirimizi daha fazla koşturmalı, kendimizi de daha fazla koşturmak adına da kendi kendimizi motive edebilmeliyiz. Şimdi bu hayvancıklar kendilerini motive edemedikleri için birilerinin onları motive etmelerine ihtiyaç duyuyorlar ama tabii, tabii, hani yani biz insanlar aslında kendi kendimizi de gayet güzel motive edebiliriz. Hani üf bugün pazartesi işe gideceğim ya da işte bugün tarlada çok iş var, kalk git şimdi tarlayı sür diye düşünene kadar hadi bakalım yürü deyin. Kendi kendinize efendim, kendi kendinizi koşturun. Bu kadar da zor olmasa gerek. Yani yani ne şimdi hayvanlarla insanlar arasındaki mesele, ben sizle konuşabilirim, derdimi anlatabilirim. Evet. Siz diyebilirsiniz ki benim şu sorunum var. Hı. Ya da bugün iyi değilim, hastayım. Hı. Gibisi örnek vereyim. Evet. Hayvanları da o şeyini, yani o pozisyonu anlamak için çok önemli. Özellikle hani arkadaşlarımı kötülemiş olmayayım mesela. Oradaki işi bilmek lazım. Evet. Çoğu kişi arkadaşlarımız var yani. Oradan da buradan Haldun Güneş'e çok selam söylüyorum. Kim Haldun kendisi, Güneş? Ben de selam söylüyorum. Kendisi çok değerli bir antrenörümüz. Evet. At sahibi. Tanınmış bir kişi yani. Evet. Onun da çok faydası oldu bana. Onun yanında hani en puf noktalarını öğretti bana. Mustafa işte şunu şöyle yapalım. Hı-hı. Bak bunu böyle yaparsan daha iyi olur. Bunu şöyle yaparsan daha iyi attan anlarsın falan. Evet. Ben de Allah'a şükür onu anladım, kalktım, dinledim, yaptım, sevdim ve severek de yapıyorum. Evet. Dediğim gibi mesela bazen atın yanına giriyorsunuz. Konuşarak konuşalım, evet. Peki olur, buyurun. Evet, gidiyoruz atın yanına. Evet, atın yanına gidiyoruz. Atın bakıyorum, hadi o gün neşesi yok. Hmm. Oradan at bunalıma girmiş. Bunalıma girmiş ama onu anlamak önemli. Nasıl mesela anlıyorsun? Dersin, neşesi yok, böyle duruyor mu? Nasıl anlıyorsun? Mesela ben her gün atın yanına girdiğim zaman o koşarak arada seviniyor, böyle bir bağırıyor yani. Koşarak yanıma geliyor. Evet. Neşesi falan her şey oynuyor gibi yapıyor, belli ediyor. Ama iyi olmadığı zaman, yanına girdiğiniz zaman orada mesela ileride durmuş, başı eğik. Tabii ki hemen onu acaba bir şey mi var diye. Başı eğik yani böyle. Yok hemen öyle değil de zaten belli ediyor kendini yani iyi olmadığını. Evet. Bir şey mi var diye şüpheleniyorsunuz tabii ki de. Orada mesela gidiyorsunuz, bakıyorsunuz oğlum neyin var falan fistan derken konuşuyorsunuz orada. Atla biraz irtibar kurmak gibi diyeyim size. Bayağı böyle oğlum neyin var? Hani sıkıntı ne, anlat bakalım nedir?
Peki anlıyor musun sıkıntısının ne olduğunu? Bakışlarından dahi aslında atları anlayabilmek mümkün. Onların ilginç bakışları var çünkü. Aynen. Anlıyoruz onu bir. Evet. Bir de mesele onların dediğim gibi bu noktalar merhaba, var. Merhaba kedi. Bu da bizim gibi buranın kedisi. Evet. Mesela atın tırnak. Evet. Tırnak şöyle gidelim bari bakarız. Şuraya bir konuşalım. Hı-hı. Yo böyle gidelim orada at var ya onları hadi göstereyim gidelim, sizlere. Tamam sonra da o tarafa bakarız. Evet evet orada işte dediğim gibi o yarış tamam. Atları. Bir de benim kendim ilgilendiğim Serhat, atlar orada. Serhat gel sen de Serhat. Evet. Sensiz olmuyor. Sensiz olmaz. Peki atın tırnaklarından bahsediyorduk şimdi. Atın tırnaklarına bakıyoruz. Ateşi var mı yok mu diye. Evet. Sen de sonra... alayım ben mikrofonu da ona vereyim o da konuşacaktır muhtemelen. Sonra. Peki. Tırnaklarına bakıyoruz işte ateşi var mı yok mu diye oradan en büyük şey o zaten oradan hemen anlaşılıyor yani. Oraya bakıyoruz ondan sonra atın ağzının içine şu dudağın altına bakıyoruz bir şey var mı orada bir sarılaşma gibi bir şey varsa orada. İltihap mı olur o zaman nedir o? Yok tam dudağı ya bildiğiniz yani dudağın altında eğer bir sarılaşma gibi bir durum varsa evet. Hani o atın sarılık hastası diye bir şey var oraya götürüyordur. Bu bildiğimiz insanlardaki sarılık. Evet. Aynen değil evet, mi? Evet oynayan öyle. Ne olur at sarılık olursa? Bu hani koşmasını %40 falan etkileyebiliyor yani. Ölümcül müdür peki atlar için bu hastalık? Ölümcül değildir ama evet. Hani sonuçta bir performans etkileme olayı var orada. Performans düşüklüğü yaşıyor. Evet. Atlar. O yüzden hani gerçekten dikkat ediliyor burada. Doğumundan bütün ne diyeyim size hayatı boyunca inanın bir çocuğa bu kadar bakılmıyor ya. Evet. Yani bütün evet. Çocuktan daha iyi burada bakımı ne olsun ne bileyim. Yattığı yerinden evet. Hani koştuğu yerine kadar zaten her şeyine her dikkat şeyine ediyorsunuz. Dikkat ediyorum yani. Önemli noktalar bunlar. Peki atlara bakacağız dedik. Nerede atlar? Şurada hadi bak gidelim. O bizim tamam. Yok koşan şey var ya, Dairos'la Crystal Clair. Crystal Clair. Crystal Clair. Bu tek bir at mı? Crystal Clair. Evet, atın ismi işte o tamam, yarış atı şu anki. Crystal Clair. 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 Crystal Clair. Atın ismi değerli izleyiciler. Ve bir de Dairos var. Duggars. Dire Horse. Dire Horse. Bu nasıl? Evet. Ben de duymuyorum ne oluyor anlamadım ya. Yani. Hani bana sahne oldu. Işte. Yabancı isim. İngilizce öğretmeniyim ben. Anlamam lazım. Niye anlamıyorum. Şimdi efendim atların isimleri hep havalı oluyor. Ben hiç şey görmedim. Bu atın ismi ne? Ahmet falan ya da. Bunun adı ne? Ne olabilir? Bıcır. Minik falan. Olmaz. Türk. Hani isimleri Arap atlarına koyuluyor. Aa. İngiliz atlarına genelde yabancı isimler işte. Evet. Arap atlarına genelde Türk isimler. İngiliz atı daha mı şeydir böyle asildir? Arap atı aslında tabii. O da asil tabii de. Asillik İngiliz'de daha çok söylenir yani. Sen ne diyorsun? Sizi böyle alalım hanıma. Oo. Bu İngiliz mi Arap mı? İngiliz. Nasıl anlayacağız İngiliz ya da Arap olup olmadığını? O şeyden anlayabilirsiniz. Atın boyundan zaten anlayabiliriz. Mesela İngilizler daha iri daha yapılı olurlar. Evet. Arap atları ise yani o kadar şey olmazlar. İri yapılı olmazlar. Kim bunun ismi neydi? Kristin Clay. Kristin Clay. Nasılsın canım? Evet. İyi misin? Burundan işte dumanlar çıktı. İstirahataya geldi. Burada evet. Kendisi yarış. Zaten bunlar ikisi yani yarış atı. Kaç şu yaşında? 4 yaşına girdi ikisi evet. De. Evet. Nerede yarışta peki? Veliefendi'de. Veliefendi koşuyor. Orada koşuyor. Buraya bir istirahata geldik. İstirahat edecek 1-1,5 ay. Evet. Ondan sonra gene beraber Veli Efendi'ye gideceğiz ve kısmet olursa da zaten Nisan ya da Mayıs'ta artık koşmaya başlarız orada Veli Efendi'de yarışlarda. Oo, bu daha sakin ama değil mi? O daha sakin. Öyle bu mi? Biraz, bu bakmayın o da beni tanıdığı için böyle yapıyor. Yoksa çok güzel. Bir de ona bakalım. Peki. Aa, uzatıyor efendim öpsün diye burnunu. Bunu da saçlar yandan böyle bir havalar, bir havalar. Dire Horse. Dire Horse. Nasılsın? Bu da mı İngiliz? Evet, bu da İngiliz ama bu biraz İngilizlere göre biraz ufak almış. Nefesi de maşallah bir üflüyor dönmüş suratıma böyle saçlar falan uçtu benim. Sen ne şirin bir şeysin böyle, sen ne şirin bir şeysin. Ah, cinsleri yani dişi mi, erkek mi? İkisi dişi. Ay, merhaba, merhaba bacım. İyi misin?
Yenge sevmiyor, sorun bu öyle konuda efendidir. Ben yanında olduğum sürece bir şey yapmaz. Biraz kendisi çok kıskançtır yalnız. Gerçekten mi? Mesela ben 2 yıldır buna bakıyorum. 2 yıldır bununla hep beraber. Bak bozuldu. Benimle konuştuğun için sana bozuldu şu anda. Trip gel, atıyor. Gel. Kim karıştı sana? Kırkı ama girme. Gel. Bakayım. Tamam. Buradayım. Ben bir yere gitmedim. Seni bırakır mıyım hiç kimseye? Şuralarını sevmesine hoşlanıyorlar değil mi? Evet hoşlanıyorlar. Hatta zaten hani sevginizi belli ettiğiniz zaman her türlü onlar şey yapar. Sizi anlar yani. Evet. Önemli olan o. Ben seviyorum ata binmeyi. Hoşuma gidiyor. Peki, biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. İstirahatteymişsiniz. Ancak şurasında bir dikiş mi var? O geçen gün talihsiz bir kaza geçirdik. Evet. Buradaki dikiş var gördüğünüz gibi sizde. Şeyde, geldiği yerde ağzını gitti bir olmadık bir şey kancaya taktı. Tam dudağını taktı da Allah'tan erken yetiştim. Evet. Durdurdum hatta da onu oradan çıkardım. Kurtardık da iyi kötü olmadan. Biraz orada yırtılınca mecburi dikiş atmak zorunda kaldık oranın iyileşmesi için. Geçmiş olsun hayatım. Görüşmek üzere bacım. Hoşçakal. Peki şimdi bize bu Hara'nın gündelik hayatıyla ilgili bir şeyler anlatabilmek adına. Hani samanların olduğu bir yerler var. Şimdi biz isimlerini bilmiyoruz. Bizi oralara. Samanlık buyur böyle gidelim. Şu taraf mı? Hadi gidelim. Bir de diğer tarafta vardı böyle güzel yerler. Hanım ağları önden alıyorlar efendim. Hanım ağayı önden al da yerler buz. Hanım ağayı önden alırken at görmeden tutayım seni de sonra kıskanıyor falan diyor. At aman ya. Yok gerçekten yani ben olmadım. Bak bakıyor yanına girin. Yanına girsinler arkadaşlar ben olmadım bazen işim falan çıkıyor. Yanına giriyorlar çok kıskanıyor. Bildiğiniz gibi değil hani durmuyor tekme atıyor ısırıyor. Bayağı camdan kafasını çıkartmış genç kız gibi efendim bakıyor. Kızım, öyle böyle mahallede hoşlandığın erkek olur da böyle o giderken şöyle kafanı çevirip böyle bir bakarsın ya. Gel. Die horse, we are going, bye bye. Onun dilinden konuşalım da anlasın bari hayvan ne yapsın yani İngiliz atı gibi şey yapacak bir şey yok. Pekala, şimdi samanlığa doğru gidiyoruz efendim. Zühtü şarkısı geldi aklıma. Niye bilmiyorum. Kaldıramadım. Samanları kaldıramadım zühtü. Zor mu saman kaldırmak? Zordur tabii ki. İnce ince var yani. Zorluğu vardır ama evet. Kolay işinizi bilirseniz size kolay gelir. Kaldırma şekli, indirme şekli ne kadar iyi yaparsanız o kadar yani size kolay gelir. Yani derli çok çünkü bunları buraya istiflemek gerekiyor. O da kolay bir şey olmasa gerek diye tahmin ediyorum. Yani samanın bile süreçleri var efendim. Yani şimdi çiftçilik, hayvancılık bunları düşündüğümüz zaman tamam iyi ya çok hoş çok keyifli işler ama işin detay kısmı içinde hem bilgi sahibi olmak lazım hem çalışkan olmak lazım hem de doğru süreç yönetimini yapıyor olmak lazım. Peki şimdi bu samanları nereden alıyorsunuz? Bu samanları mesela burada çevrede şey var tarlalar var orada biçiyorlar böyle balya haline getiriyorlar. Evet. Biz de gidiyoruz mesela geliyorlar. Oradan kamyonla buraya gelir. Orada topluyor mesela diyelim 300 balya, 400 balya toplanıyor orada. Topluyorlar tarlanın içinde. Sonra buraya geliyor. Biz de burada indiriyoruz işte. Gerektiği zaman buradan alıyoruz işte atlara veriyoruz. Hem atların altına sermek için, atların yemesi için. Yine hep burada kalıyorlar. Buraya topluyoruz. Su değmemesi özellikle çok önemli. Çünkü su değdiği zaman şey oluyor çok. Şeyini kaybediyor, özelliğini kaybediyor, küfleniyor. İyi ki şu an su değmiyor. Şu anda efendim karlar eriyor bu arada gördüğünüz yağmur değil tamamen kar suyu. Şimdi bu arada dikkat yarış atı korna çalmayınız yazıyor aracın üzerinde. Ben trafikte bunları gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum içinde at olduğunu bildiğim hissettiğim için. Bazen atlar bakıyorlar şuradan gözlerini çıkartıp bazı tabi bu şimdi yüksek herhalde buradan bakamaz ama bazılarında atı da görebiliyorsunuz. Korkuyor değil mi korna çaldığın zaman? Evet zaten bu tür araçlar hani dikkat yarış atı yazıldığı zaman yani genellikle hepsi yarış atını taşır. Evet. Yani hiçbir yani boş git yani %5'i diyelim boşsa %95'i doludur. Yani o yüzden dikkat etmemiz lazım efendim. Tabii her zaman için. Gerçi bizler maalesef bizler demeyelim bazı kesim diyelim bazı maalesef insanlar pazar günü sınav olduğu zaman dahi klakson çalmaktan geri durmuyorlar. Hani şu anda sınav var lütfen öttürmeyin şu kornanızı diye oraya koskocaman yazı ve levha asılmasına rağmen maalesef uyamıyoruz. Bizler de uyumuyoruz bazen hani insanları suçlamak için söylemeyelim doğru. ama yani olmuyor. Genel olan bir şey zaten. Evet aynen öyle. Hele ki bizim şu korna çalma olayımızı ne yapacağız? Hatta böyle
Melodiyi geçtim, mesaj veren korna çıkarsınlar bize, olmuyor yani çünkü kornanın uzunluğuna göre aslında verdiğin mesaj anlaşılıyor gerçi ama hani bip yapmak var, bip yapmak, dağıt yapmak var arada. Anlaşılabilen hani tek ülke bizizdir yani. Değil mi? Aynen ya, şey çok güzel ama minibüs çıkar hani nı 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 var ya öyle bir. Aynen kornası. Onlar gerçekten, biz yaratıcı insanlarız, çok seviyorum o yüzden hem ülkemi hem insanlarımızı. Dediğiniz müzik zaten hem kulağa hoş geliyor hem evet. De atı rahatlatma amacıyla at şeyi çok iyi seçiyor yani öyle. Gerçekten. Aynen. O müzik. Zaman bu kornanızdan varsa da ne 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 at aracı gördüğünüz zaman çalabilirsiniz. At çünkü içeride mes oluyor. Hoşuna gidiyor efendim. Şimdi o ne yapıyor? Oradan samanı alıyor. Arkadaşımız işte oradan samanı zamanlıktan alıyor işte. Samanı zamanlıktan kaldırdı. Zülfü şimdi sen burada. Samanı aldın. Atlara götürüyorsun. Atlara beraber götürüyor. Gidelim atlara. Şimdi bakalım ne olacak. Tabii beraber gideriz. Geçenlerde bir çiftliğe gittim. Sizi bölerdim. Oturdum samanların üzerine. Dedim ki samanlıkta niye oturduklarını anladım şimdi. Niye bu kadar şarkı yazıldığını anladım dedim. Çünkü efendim oradaki kahyamız da şöyle bilgi verdi. Çünkü dedi saman sıcak da tutar insanı. Dolayısıyla hani kışın samanın içine girip otururmuş insanlar eskiden. Dolayısıyla mantıklı da. Hakikaten sıcak tutuyor çünkü. Kaç tane yükleyeceğiz? 4 tane. Bitti 4 işimiz. Tane. Haydi gidelim. Yardım lazım mı? Aslan gibi delikanlılar var burada. Bizim kameramanlara da verebiliriz. Haydar nasıl koşuyor önlerinden? Bak şimdi bak. Evet, atların yanına gidiyoruz değerli izleyiciler. Sen mesleğini seviyor musun? Tabii. Ne güzel mesleğin var. Ya bankacı olsaydın ne yapacaktın? Bankacı olsaydım ne yapacaktım? Bu meslekten başka bir meslek düşünemedim. Futbol oldu. Evet. Başlarda futboldu. Aha. Oradan yani bu tarafa. Çünkü atçı bir ailem var. Evet. 3 yaşında da at vardı hayatımda. Şu anda at var. Evet. Askerliğinde bile at vardı. Evet. Hani vazgeçilmezim oldu diyebilirim. Yani onlar olmadan hayat yok yani. Tabii şimdi bankacılara da buradan selamlar gönderiyoruz. Kızmasınlar bize ama bankacıların yaptığı iş çok zor. Hani hem rutin bir iş hem çok zor bir iş. O yüzden onlara buradan sabır da diliyoruz. Hele ki ekonomik durumumuz bu haldeyken kredi konusunda özellikle insanlarımız kuyruklar olup ödeyemedikleri için yeniden yapılandırma yoluna bu kadar hiç gittikleri bir seneyi ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla bankacılara Allah'tan sabır diliyoruz efendim. Yani onlar da gerçekten hakikaten, dediğiniz gibi çok zor bir iş. Çok zor işleri. Ama işte bir tarafta sabah 9 akşam 6 çalışmak var. Diğer tarafta sevdiğin işi yapıp 24 saat çalışsan dahi çalıştığını hissetmemek var. Aynen. Çok önemli. Ben mesela kamera olsun bana. Işık olsun. Kameranın ışığı sürekli yansın. Çalıştığımı hiç hissetmiyorum. Dolayısıyla bunlar güzel çünkü hitap ettiğimiz bir kitle var. Sağ olun sizler varsınız. Bu arada şunu da efendim buradan çok teşekkür ediyorum sizlere. Artık hem size hem izleyicilerimize. Çünkü program çok geniş kitlelere yayılıyor, hissediyoruz, biliyoruz. Gerek kanalı arıyorsunuz, gerek bana Facebook'tan ulaşıyorsunuz. O yüzden orada olduğunuzu hissettiriyorsunuz ya. Allah sizlerden razı olsun efendim. Sizden de razı olsun. Karsuları. Karsuyu. Ay ya rahmet ya. Bu karlar kafamıza düşerse birazdan. Düşünsene ben şimdi böyle yapıyormuşum. Ne güzel izleyicilerimiz Allah razı olsun deyip kafamıza karı indirip. Şimdi samanla da kaçırdık bu arada. Samanları indirdiler. Ben konuşmaktan. Arkadaş orada ikinci sorunun bakarsak. Bir bakarız bari. Bu arada siz Facebook kullanıyor musunuz? Evet. Nerede isim soyisim vermek ister misin Facebook'unu? Bir delikanlımızın Facebook'unu verdik. Ekleyin abla durmuyor diyor. Mustafa Altın. Mustafa Altın. Evet. Direkt öyle yazarlarsa şimdi bir sürü Mustafa Altın vardır. Evet. Direkt zaten e-mail orada hesabını ver. E-mail'de de şey vereyim. Tuvalya Bene. Tivoli'ye. Bu ne biçim e-mail adresi Allah aşkına? Atın ismini söyle. Crystal durururur mu? Şeyde e-mail adresi ne? Tuvalya ne? Tivoli'ye bene. Hotmail.com. Tivoli'ye bene. Tivoli'ye bene. Evet. Ne demek?
bir atın ismi, çok sevdiğim bir atın ismi, yani onun ismini taşıyor. Ata bak, Allah Allah, ay jokeylik çok zor. Bunların ismini öğreneceğim diye vallahi insanın ömründen ömür gider. Ya her gün gördüğün için hani evet, karşılıklı bir insanla nasıl tanışıyorsan atlarla da aynı öyle. Yeni gördüğüm atı yarın göreceksem evet ki ismini biliyorum da. Evet, ezber. Gönülden yaptığım için ezberlemesi kolay. tivoliyebene@hotmail.com Facebook'tan evet, bulabilirsiniz. Saat seni bulsunlar mı Facebook'tan? Beni arayan buluyor zaten. Böylece ikinizin de sevgilisi olmadığını anlamış olduk. Kardeşlerim yani buradan hanımlarımıza da duyulur demeyeceğim tabii ki, işin esprisi. Şimdi burası neresi? Burası işte at oteli. Değil mi? Otel. Horse Hotel'a geldik efendim. Horse at Hotel. Oteli. Carrick Girl. Bir dakika. Erkek anne diyor. Ismi. Üstteki. Ha, girl deyince de erkek deyince dedim ne oluyor? İsmi. Carrick Girl'den olma tabii, aklam. Bu da babası. Kendi de erkek yani. Bu da doğum tarihi. Carrick Girl'den aklamdan olma erkek at. Tabii. İsmi henüz. Doğmuş tabii. Evet. Daha ismi yok. İsmi daha yok. Peki. İşte gördüğünüz atın gibi atın çarşafları seriliyor şu anda herhalde değil mi? Yatağı yapılıyor. Aynen aynen. İşte altı bu şekil temizleniyor. Burayı görebilsek çok iyi olur. Evet. Önce şuraya bakalım. Şimdi normal temizlenmiş hali bu. Evet evet. Şu anda buraya böyle temizliyoruz işte. Evet. Hani tabii ki ben de hemen giriyorum ne yapacaksam. Evet. Burayı böyle tertemiz temizledikten sonra altını süpürüyoruz. Ve oradan yeni ot getirip böyle gördüğünüz gibi işte altına seriyoruz. Hem atın evet, sağlığı konusunda. Sıcak tutmasından da faydalanıyoruz tabii. Konusunda çok faydalanıyor. Evet. Tam hanım ağanın çiftliği oldu burası. Evet, siz de hanım ağa olduğunuza göre tam yerine denk geldiniz. Bir dizi mi çeksek burada? Allah Allah! Vallahi güzel olur. Hoş olabilir. Çok mesaj geliyor bana dizi çekin diye. Tabii. Çekelim. Olur. Nasıl çekeceğiz şimdi kendi kendimize? Haydar, dizi mi çeksek acaba? Evet evet. Evet evet. Olabilir. Niye olmasın? Efendim şimdi buraya hanım ağanın çiftliği yapacağız biz de. Samanları yayıyoruz. Birazdan at gelecek bunların üzerine. Hem üzerinde duracak hem herhalde yiyor bunları değil mi? Yok. Yani bu şu anda altlık diye bir yani saman. Evet. Hani ot olarak yani ayrı, ayrı yonca zaten, ayrı. Hani evet. Yediği için bunları yemiyorlar. Genelde onlar da biliyorlar yani. Çok aç kaldığı zaman ayrı. Anca yani değil mi? Pekala. Şu cihaz ne? Yem makinesi. Onun içinde pişiyor. Yani yem de pişiriyor. Evet. Peki. Onu görme ihtimali var mı? Nasıl pişiyor? Var var tabii ki ya. Bakalım mı nasılmış? Tamam. Yem pişireceğiz. Efendim bir yemek programımıza daha hoş geldiniz. Çiftçi TV'de olduğumuza göre şimdi sizlere çok güzel bir yemek yapacağız. Ne yapıyoruz? Bu kapalıymış şu anda da. Mesela buradan açıyoruz hani açım zaten. Bozuntuya verme. Normalde kapalı değil. Şimdi içinde yemek piştiği için açamıyoruz diyerek. Önceden 10 dakika ısıttığımız aynen, aynen, 180 derecelik fırınımızın önüne geldik. Hanımlar hazır mıyız? Evet. Böyle gördüğünüz gibi büyük tenceremizde yemek pişiriyoruz. Düdüklü tencere. Pardon, düdüklü tenceremizde atlarımıza yemek pişiriyoruz. Evet. Bunun özelliği tabii ki burada şey var. Arpa var ve mısır. Evet. Mısır tanesi. İçine katıyoruz. Ona göre miktarı suyunu falan ayarlıyoruz. Hı hı. Ve kapağını kapatmış şu anda gördüğünüz gibi. Düğmeye basıyoruz çalışıyor. O kaynadığı süreyi doldurduktan sonra. Evet. Zaten buharda pişiyor. Suda değil hani. Oo buğulama. Buharda piştiği için. Ne güzel. İşte buhar vurup su evet, falan fistan derken öyle gidiyor. O vakti geldiği zaman zaten orada zamanı var, ayarlanmış zamanı. Bu çevirince ne oluyor bunu böyle? Bu çevirme bir şey mi? Ne bu? Bunu çevirip aşağıya indirip yemi boşaltıyor. Tamam. Aynen. Yemi boşalttığımız zaman işte bu gördüğünüz kaplar. Evet. Bu gördüğünüz kaplara yemleri katıyoruz. Soğuyor tabii ki hani sıcakken vermiyoruz. Without you. Without you. Bu? Anne adımız. Without you efendim sensiz demek. Bu ne? Without you. Sağ, ne yazıyor burada? Sadakat. Sadakat. Ama de, sağakat yazsın. Sağakat, evet. Sağakat yazsın her ne kadar. Sadakat efendim. Bu da without you. Evet, hoş. Bakalım bunlar neymiş? Fair, voila. Yani yem. Morning, girl, insolence. Kadar yem verilecek. Infinity. Oh, Lily. İşte o sizden bahsettik ya demin mesela evet, yem özelliklerini falan. Evet. Ha Avrupa yem 4 kilogram Avrupa aynen, level aynen, mix 750 gram steam 30 1,5 kilogram
bitmiş artık vitamin. Atına göre değişiyor. Diyor zaten itibaren. Ha, buraya yazmışlar. 1 Şubat'tan itibaren diyor. Bunlara da diyor bunu vereceksin. Bunlar at isimleri işte. Evet. Yani 1 Şubat'tan itibaren Bonadea, Tonate, Seagirl, Salonahe, Jouer. Gemini Joan. Gemini Joan. Evet. Fauvey. O demin bildiğimiz Fauvey, zaten aynen. İsmini. Peki bunlara da o zaman 1 Şubat'tan itibaren hangi yeme pişmiş vesaire. Ha, bildiğiniz şey diyet listesi gibi. Hanımların evet. Diyet listesi. Mutfakta asılı illa benim annemin olur hep böyle. Hiç uyumayız biz. Ama efendim bildiğiniz liste yani. Hoş, güzel. Ne kadar önemli bir şey. Bunları böyle yerinde görmek lazım. Ben öyle seviyorum. Tamam. Hani böyle işte bilgiyi ver nereye kadar böyle evet. Keyifle hep beraber yaşadığımız zaman biraz daha akılda kalıcı oluyor diye tahmin ediyorum. Dilerim ki izleyicilerimiz hoşuna gidiyordur. Mythical Girl. Mythical Girl yani... Medical Girl. Yok, Mythical şey demek, mitolojiden gelen böyle mistik kız gibi. Authorized da babası demiş, Authorized da izinli demek efendim İngilizce. Bu neymiş? Infinity, sonsuzluk annesinin adı. Babasının adı High Chaparral. Chaparral ne demek? High yüksek de Chaparral ne? Yüksek Chaparral. Öyle bir... Tersini yani. Söylemişler. Yani herhalde bir çevirisi vardır o şekilde diye tahmin ediyoruz. Gerçekten çok hoş. Bir kere at, hara bunlar çok şık şeyler yani şık ortamlar. Benim hoşuma gidiyor, seviyorum. Şuraları da var, o tarafa da bir geçelim. Neler varmış efendim? Gerçekten... Evet onlara da bakarız. Vefa Harası'ndayız efendim. Akmeşe burası İzmit. Ekranları yeni açanlar için de buradan söyleyelim. Burası alan... alışma alanı. Yani evet. Atları ondan önce şey yapıyoruz. İçeri hani ilk daha taylar Serhat. Binilmeden önce. Buyurun. Evet. Çok temiz ama maşallah. Aynen öyle. Zaten burayı genelde atların sadece biniyor mesela. Demin evet. Oradan getirdik ya. Evet. Bizim burada dönderdik. Ondan sonra Serhat kardeşimiz zaten ki burada bindi. Hı-hı. Biraz onu sakinleştirdim ve gelip orada bindik. Ay ne güzel söyledi. Böyle bir atı burada dönderdik diyor. Ondan sonra gönderdik. dönder. Pado'da gönderdi. Abi Serhat'la beraber gönderdi gittiler. Aynen öyle. Atın efendim. Pardon. Burada siniri. Stresi alınıyormuş buraya. Dönder, atsın sinirini. Ondan sonra haydi bakalım. Yallah Padoga. Şu ne orası? Orası da lounge yeri mesela. Orada da atların ısınması için evet. bölüm sıraları var. Atayları oraya katıyoruz. Atlar orada kendi kendine elektrikli makine zaten orası. Onun içine girip hani 8 tane atı aynı anda döndürebiliriz. Yani. Aa tamam anladım. Bölümler var. Bölümler. Onlar onu böyle döndürüyorlar. Çok hoş. Ve yani. Yani. Isınma turları. Aa, ısınma turu oradan çıkıyor. Hani derler ya işin nasıl yeni işe başladığı zaman ısınma turundayız vallahi falan derler böyle demek ki. Oryantasyon süreci. Efendim. Orada yapıyor burada mesela bir kademe daha. Evet. Ondan sonra yukarı. Çok güzel. Bir de şuraya kısaca hemen bakmak istiyorum. Programın da süresi bitti bu arada galiba sarkıyoruz ama bir sonraki yayın akışına ne yapalım güzel geçiyor. Kesemiyoruz. Üzgünüz. Evet, evet. Sohbetinize doyum olmuyor bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de öyle. Şimdi... Sizlerin ve ekibinizin tabii ki. Çok mersi. Teşekkürler. Şimdi burası? Burası da o demin baktığımız yer işte. Atların kaldığı yer. Bu evet. Yan taraf mutfak orada. Kendimize çay falan kaynatıyoruz. Burada çalışanlar çay içiyorlar efendim. Karşısı zaten orası yazhane. Oturma yeri. Evet. Çok güzel. Peki o zaman patokların önünde yine tekrar izleyicilerimize veda edeceğiz efendim. Çiftçi TV arabamız burada duruyor halen. Kedi halen bıraktığımız yerde. Yavrum sen yapıştın mı oraya soğuktan? Biz seni burada bırakalım bir saat oldu. Kameranın sehpasını. Aynen öyle yani tripodu korumak için kedi tuttuk efendim biz de böyle. İşte gördüğünüz gibi Vefa Harası'ndaydık bugün değerli izleyiciler. Çok keyifli. Güzel kardeşlerimiz. Birine mesaj geldi. Bir daha geldi. Serhat'ın ki mesaj atıyor. Onu anladık. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Güzel kardeşlerim. Urfalı kardeşim ederim. Ve Kayserili kardeşim. Bana hep derler ki sen Fahri Kayserilisin derler. Pazarlık konusunda ve iş hayatı konusunda çok Kayseriliymişim ben. Doğrudur. Gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Ne yani. Kadar güzel. Yani ben yani. Bunu iltifat olarak alıyorum söyledikleri zaman. Elhamdülillah sağ olun diyorum. Teşekkür ederim diyorum. Biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bu güzel günahını
sıcaklık kattınız. Çok teşekkür ederim. Hani atlarımızı hani insanlara tanıttınız. Ne bileyim çiftliğimiz olsun. Veyahut da ne yok. Evet. Tanışmış olduk bir kere her şeyden önce. Hem tanıtmış olduk hem bizler tanışmış olduk. Bundan dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serhat, oynayacağın yeni diziler için prodüksiyon ekibine sabır diliyorum. Direkt tabii işin şakası ama gerçekten başarılısın. Bunu söylemek bize düşmez ama biz sadece izleyici olarak belki bakıp söyleyebiliyoruz. Kafamdaki sular akıyor bu arada yukarıdan saçımıza inen sular. Dolayısıyla karşı iyidir. Cilde iyi gelir. Çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Sen de güzel kardeşim. Urfa'ya çok selamlar Mustafa. Aleyküm selam. Evet. Biz de bu günü bize yaşattığınız için bu mutluluğu size de ayrıca çok teşekkür ederim ve size ve ne ekibinize. Demek. Tabii ki insanlar buradaki durumları bilmiyor ve her şeyi şu anda size en ince detaysıyla anlattık ve siz kendi gördüğünüz gibi. Evet. Umarım insanlar da beğenir ve hayvanlara da sevgi nasıl gösterilmiş, nasıl ilgi alaka gösterilmiş, nasıl evet, korunur öğrenmiş öyle olurlar. Kesinlikle. Bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Tabii ki en büyük özel fayda da sizin olduğu gelip bu şansı bize yaşattığınız için. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Bilgilerini esirgemedikleri için bir kere her şeyden önce teşekkür etmek gerekiyor efendim. Bizim çiftçimiz, bizim hayvancımız vallahi senin sevgili durmuyor. Hala durdurdum mesela. dolayısıyla efendim bilgileri paylaştıkça hep beraber büyüyeceğiz inşallah. Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz Bahri Özyılmaz yazarak veyahut efendim Çiftçi TV'yi de dilerseniz arayabilirsiniz eğer herhangi bir sorunuz olur veya arkadaşlara ulaşmak ister iseniz. Bir dahaki programa kadar hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakınız efendim. Sevgi ve saygılarımla.